Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ayna, aynanın karşısına konulunca sonsuz derinlik görünüyor. Aynayı aynanın karşısına koyarsanız sonsuz derinlik görünüyor. Ortalarında bir cisim veya mum koysanız, şurada bir ayna, burada bir ayna, buraya bir mum koysan, nihayetsiz görünür. Mum nihayetsiz olur. Bizzat denediğimi yazdım. Şimdi, nereye kullanacağımı şey yapayım. Eğer ayna hayat olsa, şu, ayna hayat olsa, ruh olsa, orada olan, oraya giren canlı ve ruhlu yansımaları olur. Şu aynada iki aynanın ortasına gözüken nasıl sonsuz oluyor? Yani şu soruya cevap veriyor. Bir insanın ameli nasıl sonsuz oluyor? Cisimde nasıl sonsuz oluyor? Anladık mı burayı? Yani bir şey nasıl sonsuz olur? Ucu olmaz. Tek şey nasıl nihayetsiz olur? Cennette bir insan nihayetsiz yerde nasıl olur? Aynı anda mı oluyor? Yok. Aynayı birbirine tuttuğun zaman böyle karşı karşıya şuraya mum koy. Bu aynanın dibi yok artık. Nihayetsiz gözükür. Veya ustadın misalini verelim. Güneş tek iken, müşahhas iken her yerde. Her yerde nihayetsiz işleri, farklı farklı işleri yapıyor. Bir iş bir işe mani değil. Yani armutu büyütürken şeftaliyi de büyütüyor. Koyunun tüylerini büyütürken gezegenleri de tutuyor. Bu ama bu biraz da değişik olsa gerek. İki ayna karşı karşıya koyarsan sonsuz derinlik olur. Sonsuz. Ortaya bir mum koyarsanız mumun adedi nihayetsiz olur. Hem de farklı yönde. Bir böyle olur, bir böyle olur. Ben aynısını yaptım. Alta koydum ayna, alta, bir mumu, bir kaba koydum, iple astım, tavana da bir ayna koydum, bizzat yaptım aşağıda, dördüncü katta. Burada da bir ayna koydum, burada bir ayna koydum, burada bir ayna koydum, şuraya bir ayna koydum, şuraya bir ayna koydum. Ben bunu iple astım. İpi böyle hariçten şey yaparak bu aynı şeyi mumu koydum böyle. Koydum buraya. Ve o mumun nihayetsiz olduğunu gördüm. Nihayetsiz her yönde. Yukarıda nihayetsiz, aşağıda nihayetsiz, sağda nihayetsiz, solda nihayetsiz, önde nihayetsiz, bu tarafında nihayetsiz. Şimdi bu realite, yani garip bir şey değil. Tekesür mü oldu, ne oldu şimdi? Tekesür oldu. Şimdi başka bir şey kullanacağım. Bir insan nasıl nihayetsiz yerde olabilir veya bir amel nasıl nihayetsiz olur? Veya bir şey sonsuz nasıl olabilir? Ona. Şimdi bu ayna yerine kaldırın, hayatınızı koyun. Hissiyat, hissiyat. Latifeler, latifeler. Düşünceler, hisler. Karşı karşıya koyarsanız ortasındaki amel nihayetsiz olur. Hani o aynı şey mumun kendisi değil, kendisini ifade ettiği alemin nihayetsizliğindendir. Bu tek mumu nihayetsiz yapan mumun kendisi değil, aynanın yapısıdır. Bir ameli de nihayetsiz yapan duygular ve latifelerimizin nihayetsizliğindendir. Çünkü suya giren ıslanır,
boya küpüne giren, boyalandığı gibi o hududu belli olmayan, başlangıcın hududu, haddi hududu belli olmayan hislerin içerisine giren de o sıfatla vasıflanır. Mesela ondandır diyorum ki, gözden, kulaktan, burundan, ağızdan, elden vesaire diyor. Ne ile içeriye bir şey giriyorsa içeride hayatlanıyor ve nihayetsiz oluyor. Yani hiç şansın yok. Ne okumuşsa onlar hep canlı ve aktiftir. Yer yer kendisini zayıf olduğu noktalarda kendi tak 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 bir yerden gösterir seni sana. Peki çok güzel bir realiteden bahsedeceğim. Bana göre tabii. İçeriye soktuklarımız, okuduklarımız, seyrettiklerimiz, kokladıklarımız, düşündüklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız, yediklerimiz doğru olup olmadığını nereden anlayacağız? Her kafadan ses çıkıyor. Senin okudun yanlış. Senin seyrettiğin yanlış diyoruz. O diyor, bu diyor. Arkadaşlar, insan kendisi de buna şahittir. İçeriye girenlerin doğru olup olmadığını en iyi delil sensin. Çünkü içeriye giren kendisini dışarıda gösterir. Eğer insanlarda bu kadar okudu, bu kadar bildi, seyretti, yedi, içti, hala huzur yoksa, hala sıkıntısı varsa içeriye giren yanlışlar var. Çünkü dışarıya çıkanlar içeriden haber veriyor. İmam Azam diyor ki, içeriye gireni kontrol edemeyen girerken, çıkanı kontrol edemez. Bu böyledir yani. Mesela ayna misali koydum. Sen buraya mum koydun. Buraya armut gözükür mü? Şuraya bak. Ayna ayna, ayna ayna, ayna ayna. Altı yönde buraya bir tane mum koydum. Şimdi burada sonsuz gözükür. Sonsuz derinlik olur. Bu mum, armut olur mu şimdi? Şimdi her şey kendisi, kendi cinsinden dışarıya haber verir. Şimdi armutu kokuyor, şeftali gibi kokuyor. Olmaz. Herkes kendi cinsindendir. Ben mesela biraz hassas olduğum için söylüyorum. Var. Balık, bildiğim bir cinslerden şu 10 tane balık pissin. Hamsisi, istarviti, mezgiti, sarganı. Sarganın. Ben kendisini görmeyeyim, sargan olduğunu Allah'ın izniyle %70 derim. Çünkü koku sıfattır, dışa vuruşuyla tanınır. Bir de şurada bir cümle var. Diyor ki, içeriye koyduğun ne olduğunu anlamak istersen, çıkan alametine bak. Senin sana ne sunmuş? Huzur sunmuşsa doğru bir şey soktun. Bu kadar şeyler soktuğun halde hala huzur bulamıyorsan soktuk şeylerin sorgulaman gerekiyor. Şimdi diyor ki şu cam yerine hislerini koy, latifelerini koy yani. Şu camın iki cam, cam ayna birbirine mukabil gelirse sonsuz derinlik gözüküyor. Buraya mum koyduğun zaman bu nihayetsiz gözüküyor. Bu aynayı kaldır hayalin. Latifelerin olsun, hislerin olsun, muhabbetin olsun, aşkın olsun, merhametin olsun, öfken olsun. Bu ayna yerine bunları koy. Bu mum yerine de sözlerin veya davranışların olsun. Yaptıkların olsun. Diyor ki, o ayna hayat olsa, ruh olsa orada olan... oraya giren... canlı ve ruhlu yansımaları olur. Yani bu ayna cansız, bu da bu cansız, bu da cansız. Buradaki yansımalar cansız olur. Ama misali çok olur, sonsuz olur. Eğer bu ruhluysa, hayatlıysa, buraya ne giriyorsa bunun zıttı olamaz. Suya girdim, yanıyorum. Yanıyorum. Hayır, ıslanacaksın kardeşim. Hayat denilen bir latife, hayatın veya ruhun içine giren ruhlanır, hayatlanır.
İnsanların en büyük zaafı, insanların %90'ı şunu bilmiyor. Benim kafama giren bilgi, bilgi olarak kalıyor zannediyor. Oysa aktiftir, hayatlıdır ve canlıdır. Giren her şey aktiftir. Ne sokarsan. Ya sana kesinlikle yansımalarını gösterecektir. Ne zaman? O boşuna demiyor Allah Resulü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, erkekler için diyor ki, kadınlara tavsiyede bulunuyor. Erkeklerinize eyyami bil, yani kameri ayların 13, 14, 15. günleri erkeklerinize sabırlı olun. Biz yani. Biz asabi olduğumuz dönemdir. Yani yoğunluk bombardıman yaşarız. Bugün ayın kaçı mesela bugün? Bugün 26'sı. 26'sı demedim. Kameri ya. Kalk bir bak bakalım. Ondan 26 Cemaziye'de. 26 olmaması. Kaç? Hicri abi 26. Evet 26 abi Hicri. Aynısı. Aynı denk gelmiş. Allah Allah. Tamam. Bugün de demek oymuş. Kameri 13, 14, 15'i. Eyyami bil deniliyor. Bu günlerde oruç tutmak sünnettir. Boşuna denmez. Yani bu insanın tabiatın değil, insanın tabiatla alakalı, işlevinden alakalıdır. Yani semavi alemler ve semavi yıldızlar ve çekim yasaları ve o alemler kendisi. Hanımların da özürlü günlerde. Erkekler için diyoruz, sabırlı olun, şey yapmayın, yani normal davranmayın. Çünkü Allah bile normal davranmıyor, o zaman ibadetini kaldırıyor Allah. Allah ibadetini kaldırıyor. Sen de davranışını kaldır demek istiyor. Yani dayatmalarını, isteklerini kaldır. Allah bile isteğini kaldırmış. Orucu kaldırmış, namazı kaldırmış. Ya biraz böyle kendimizi tanısak, tanımlasak var ya, dünya cennet olur. Cehennemi biz yapıyoruz kendimize. Ne olur? Şuna inanalım artık. Hayata giren hayatlanır, ruha giren ruhlanıyor. İşte buna ait bu ayna yerine his koy. Muhabbet koy. Buraya da aşk koy. Burada adavet koy. Burada da kucaklama şeyi koy. Ha? Buraya da taassup koy. Buraya da haset koy. Koyduğun amel her bir içinde kendisine uygun gözükecektir. Suya giren ıslanırsa hayat aynasına girenler de hayatlı olur. Ruhun içine giren de ruhlu olur. Bunlar aynadarlık yaparsa her biri canlı ve ruhlu olur. Konuyu değiştiriyorum. Farklı farklı şey okuyacağız. Sabah ilk işi mesela insanın en çok psikolojisi bozuk olduğu an. Püf. En çok can sıkıntısı an sabah kalktığın andır. Çünkü yoğun bir enerjiden kalkıyorsun yani. O boşalma, eğer vücuttaki enerji boşalmamışsa güzel bir uykuna, hele hele 12'den sonra ayaktaysa senin o gün hiç şansın yok. Mutlu olmak. Çok az şansın var. Yani gergin olursun. 12'den sonra ayaktaysan pek lüksün yok yani. Sabah ilk işi Kur'an veya münacat okuyanın gündelik hayatı da günaha düşme ihtimali azdır. Çünkü enerji yükleniyorsun. Kur'an okumak kendindekilerini aktif ediyorsun. Zaten okuduğun, bak bu musaftır, Kur'an değil. Yani kitap musaftır. Okuyanın okumasından ortaya çıkan Kur'an oluyor. Kur'an çünkü okunandır. Okuyunca oluyor. Okuyunca oluyor. Okuyunca Kur'an oluyor. Yoksa bu musaftır. Çünkü Kur'an mahluk değil. Bu sayfadır, mahluktur. Bu buz gibidir. Buz ama su. Su ama H2O. H2O ama enerji. Enerji ama esir. Esir ama madde hayat, aynı hayat, akılca verir, ruhça verir, Nur-u Muhammed'e. Esma sıfat. Ta gidiyor bakın. Biz buzun mertebesi aynı yerde. İşte bu da Esma'nın en kesif tecellisi. Yani sureti. Libası da değil. Hanesi. Şu binanın içindeyiz. Biz binaya benziyor muyuz? Kur'an'ın harflerine de Kur'an benzemiyor.
Birbirine benzemeyenleri yapayım bak. Doğuştan ama birisini düşünün. Doğuştan amaya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Desem. Doğuştan ama şekil görüyorum. Bu sesimden Kur'an'ın harflerini hayal edebilir mi? Yani şekillendirebilir mi? Hel elif nasıl bir şeydir? Sesten şekle giremez. Doğuştan sağır. Doğuştan ama. Hiç ses duymamış. Harfleri görüyor. İşaret ediyorum bu. Bak bunu seslendireceğim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Şekli görüyor. Ömrüne ses duymamış. Acaba şekille sesimin durumuna, tonuna, yapısına intikal edebilir mi? Hayal edebilir mi siz? Edemez. Ha, Kur'an da böyledir. İçerisiyle şeyi böyledir. Kılıfı. Benzemez. Ses yazıya benzemez. Ama sesi barındırıyor yazı. Bak. Nereye göre okuyorum? Buraya göre. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu sesi nerede barındırıyor? Burada şifresi var. Hakikati burada. O zaman bu musaftır. Okuyan kişi de uyanan Kur'an oluyor. Oku Kur'an'ını denilecek. Oku kitabını diye geçiyor. Sabah ilk işi Kur'an veya münacat okuyanın gündelik hayatta günaha düşme ihtimali azdır. Sebebi sen tamponları oluşturmuşsun. Savunmayı almışsın kendini. Enerji çıkmıştır arkadaşlar. Her içeriye giren kendisini enerji olarak gösterir. Kesinlikle böyledir. Mesela bir laf derler birisi. Canın sıkılır. Bir laf derler için açılır. Bir manzara görürsün hepten yıkılırsın. Ve bir manzara görürsün çok da keyif verir sana. Yani bak ne yapıyor seni? İçeriği oynatıyor. Kendinizi onun için koruyun. Yani koruyun. Çöplükte hale getirme, içini getirme. Özür diliyorum. Batı şeyleri tasvir safi zihinleri... Zihinleri idlal eder. Aynı. Bu işte. Batıl şeyleri tasvir etmek, safi zihinleri idlal eder. Safi zihinler, zihinler bu kadar yapılar hepsini berbat eder. Bilgi olarak, paket olarak kalmıyor. Suyu okuduk. Düşme ihtimali az olur. Okumayanın günaha meyli daha yatkın olur. Günaha meyli daha yatkın olur. Ya Rabbi, iman ile özümüzü, haya ile yüzümüzü, edeb ile sözümüzü, Kur'an ile ömrümüzü hayli eyle. Amin. Hazreti Ali'de bir söz var. Haklıysan korkma. Hak seni korur. Çok önemli. Haklı mısın? Korkma. Hak seni koruyacaktır. Çünkü hak denilen şey ruhludur. O, ben haklıyım. Ben bunu çalmadım. Bu seni tanır bilir. Bunun ruhaniyatı var. Yani mekkel melakesi var. Başka bir hadis görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. Çok tuhafıma gitti. Sen Allah için bir şey yaptın da diyor. Hani bir elin verdi de öteki eli görmedi ya. Allah için bir şey yaptın değil mi? Hayr hasenat. Gizlersen Allah'ın vaadi var. Sen yaşarken veya ölürken, ölsün bile. Allah onu insanlara çıkartacaktır. Çıkartacaktır. Allah'ın vaadi var. Sen bu elin verdiğini bu elin görmüşse Allah'ın vaadi var. O seninle gömülüp gidecektir. Kimse bilmeyecek. Şöhret istiyorsan şöhret isteme. En büyük şöhret odur. Bakın, haklıysan korkma. Seni hak seni korur. İmam Ali radıyallahu anh. Tabii delikanlıdan delikanlı sözler gelir. Düşünen kafadan böyle şeyler çıkar tabii. Ruhun daralması nispetinde ruhta bulunan
sıkıntılardan haber verir. Bir de okuyayım. Ruhun daralması nispetinde sıkıntın olur. Sıkıntıdan kurtulmak için de günahların olur. Çünkü sıkıntıdan kurtulmak için iki yol var. Ya günahla onu unutmaya çalışacaksın veya Kur'an'la, Evrat'la, sohbette, namazda Üstad 94. sayfa şualarda diyor ki böyle sıkıntılı haletlerden, olumsuz haletlerden kurtulmak için namaza iltica ettim diyor. Şualar 94'te anlatıyor. Allah için verilen bitmemiş, bilakis artmış, vermeyenlerin vermedikleriyle beraber kendileri de bitmiş. Bir de okuyorum. Allah için verilen bitmemiş, bilakis artmıştır. Vermeyenlerin vermedikleriyle beraber kendileri de bitti. Bunu vermedin, bu bittiği gibi sen de bittin. Başka, amel ve vesvese imanın tapusu ve delilidir. Abdestin var mıdır diye vesvesesi gelene hayatında abdest alanlarda olur. Ömründe abdest almayanlara abdestin var mı denmez. Şeytan o kadar geri zekalı değil. Abdestine şüphe ediyorsan, vesvesen geliyorsa abdestin olduğuna en kesin delil vesvesedir. Abdestin olduğunu şeytan ben onaylıyorum. Ama şeytan böyle bir şeyi yok. Senin abdestin var deme diye tabiatında yok. Şeytan senin abdestini şöyle onaylıyor. Senin abdestin yoktu. Şeytana dedik niye bana böyle dedi? Ben sana herhalde abdestin var diyecek halim yoktu. Ama ben yapım itibariyle senin abdestin yok de yoktur dememle senin abdesti olduğuna delildir. Çünkü ben aptal değilim. Senin abdestin yoksa ben sana abdestin yok demem. Abdestsiz adama abdestin yoktur demek git abdest al demektir ki bunu şeytan demez. Abdestliye abdestin yoktur diyecek ki su israf edecek, ömrünü israf edecek. Vesvese, bir şeye vesvese onun varlığına delildir. Mesela bir misal vereyim. Kafir imansızlıktan korkar mı? Acaba benim imanım gitti mi? Kafir imanından endişe etse iman eder. Kafirin iman denen bir endişesi yok. İmanından endişe edene Allah Resulü şöyle diyor. İmandan şüphe etmek diyor, imanın halisliğine delalet eder diyor. Halis imanın delilidir. Bir şeye vesvese etmek var mı? İşte o da öyle. Nereye derse ben kanı kullanıyorum. Abdesti imanı kullandım, sen her şeye kullan bunu. Hatta ne demişim ben? Amel ve vesvese imanın tapusu ve delilidir. Amelde oldu mu olmadı falan. Başka? Sıkıntı ruhun bedenden inbisat çıkış kapısıdır. Sıkıntı, sıkıldım. Ne demek istiyorum? Ruh bedenden çıkmak istiyor, kapı arıyor. Sıkıntı bedenden ruhun çıkış kapısıdır. Onun için beden direniyor. Başka? Bir insanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan, bir insanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan, kiminle ne yaptığına bak. Kız verirken, kız alırken de kullanabilirsin. Ortaklık yapacakken, ortaklık yapacaksın. Kim bu adam? İş yapacaksın. Kiminle ne yaptığına bak. Doğruya doğru yürümüyorsan, doğruya doğru yürümüyorsan, her nereye nasıl yürümen mühim değil. Bir daha okuyayım. Doğruya doğru yürümüyorsan, her nereye nasıl yürümen mühim değil. Yanlış da yanlışa yürüyorsun demektir. Yani doğru bile hedefin olsa yürümen yanlışsa yanlış olacak. Yöntemin yanlış. Yani şöyle de diyebiliriz. Nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceği de mühim değil. Veya hedefi olmayanın
yürümesinin de bir gayesi olmaz. Bir mantığı yok. Yani doğru mu yürüyorsun, yanlışın. Hedefi olmayanın yürümesinin doğruluğuna bakılmaz. Yaşadığımızın farkındalığını veriyor kadın. Kadınların insan erkeklere verdiği bir fayda da şu, yaşadığımızın farkındalığını veriyor. Başka? Burada seni kardeşlerle beraber yapan Rahman, ahirette ayırması birbirinizden ayırması hakikatine zıttır. Esmasına zıt. Burada kardeşlerinle seni beraber yapan Rahman ismi, ahirette seni onlardan ayırması rahmaniyete zıttır. Her şeyin bir merası var. Orada icraat yapabilir. Yani herkesin bir merası var değil mi? Çit çevrilmiş. Onun dışına çıkması hakikate mugayirdir. Onun dışına çıkmayacaksın. Şeytanın sahası da haramlardır. Sen hududunda kalmaya çalış. Endişe ve korkuya kapılma. Haddinde kal, hududunu tecavüz etme. Bazen dışarıdan villanın o bulduğu bir alana böyle bir çıtla çevirdin ya, senin bir alanın var. Oraya bazen şeytan taş atar içeriye, tak kiremitlere, tok cama, kırılmaz. Onların taşlarından bir şey, kimseye zarar gelmez. Cinlerde de öyledir. Taş atmaları da bir yere vurmaz. Öyle sana sinyal gelir. Peki niçin atarlar? Hey kim var? Kim atıyor? Deyip de dışarı çıkmanı istiyor. Çıtından sakın dışarıya çıkma. Senin çıtlardan, yani o çevirdiğin koruluk vardı ya, onun dışında çıkarmak istiyor seni. Onun dışına çıktın mı avlanırsın. Çıtının içinde kal, çıtlardan başka, seslerden başka hiçbir sana kimse zarar veremez. Şeytanın sahası da haramlardır. Sen hududunda kalmaya çalış, endişe ve korkuya kapılma. Senin sahan hudutludur ve korunaklıdır. Sen doğruyu yaşa yeter. Korku ve endişe senin sahanın içine atılıp, seni tahrik edip sahanın dışına çıkmanı isteniyor. Korku o bir taştır. Şeytandan atılan taşın adıdır korku. Korku o taştır ya. Dışarıdan atılan fakat zararı olmayan vehim ve vesveselerdir korku. Sen sahanda kaldıkça sakın endişe etme. Ustad siperinden ve zırhından da bahsetmiş. Mesela diyor ki zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesidir. Tamam. Yani sakın endişe etme. Sen çünkü korunaktasın. İnsan çok güçlüdür. Çok acayip korunakları vardır. Yani zarar vermeye çalışanlar, bizzat ehlinden aldım bunu, enfusçilerden. Bunu zaten Geylani Hazretleri'nin Futul Gayb'ında da var. Tam 85 tane melaike korumayla alakalıymış insanın. 75 tanesi pis kokudan gidermiş. Sigara bu cinstendir. 85 tane, Geylani'nin kitabında yazıyor, Futul Gayb kitabında. 85 tane koruyan meyken melaike var senin. 75 tanesi pis kokudan gidermiş. Pis koku gidene kadar 75 tanesi gelmez. Kalır 10. Askerin azalıyor. Korku geleceği olmayanların, unutmayın korku nereden geliyor? Korkunun yönü geçmiş değildir. Korkunun yönü gelecektir. Bak bir de söylüyorum. Geçmişten korku olmaz. Geçmişten endişe olur, teellüm olur, elem olur. Keşke. Keşke. Keşkeler geçmiştir. Korkunun yönü gelecektir. Peki korku kimde olur? Korku geleceği olmayanların, geleceği boş olanların olur. İçi boş olanlar içindir.
Şöyle yattın. Kanserdir adam. Hastadır adam. Öne bakıyor. Kanserden artık ölüm bütün çıplaklığından gözüküyor. Bakıyor önüne. Boş. Niye boş biliyor musunuz? Biz yaptıklarımızı görmeye gidiyoruz. Ahirete. Öyle değil mi? Yaptıklarımız haşir meydanına gitmeyecek mi? Yaptıklarınızı göreceksiniz. Hesaba çekileceğiz. Neyin hesabı? Yaptıklarımız. O zaman bizim yaptıklarımız haşir meydanına gitti şimdi. Haşir meydan da bizim için gelecektir. O zaman ölüm anında kanser böyle baktığı zaman haşir meydanı ile kendisi arasındaki boşluk yaptığı amellerdir. O zaman korku yaptıklarından korkuyor demektir. Peki onun formatını değiştiremeyiz mi? Daha ölmedin. Geçmişim kötü. Video var. FLV diyor uzantısı. Video nokta FLV. Sen de şöyle yap. Bir video. Hasan diyelim video. VM yap. VMV. Yani tövbe ile yapısını değiştirebilirsin onun. Tövbe, geçmişinin genetiğini değiştirirsin. Bir de okuyorum. Korku geleceği olmayanların boş olanlar içindir. Yani geleceğine bir şey koyamayanlar da korku olur. Geleceğini, geleceğini geçmişi ile dolduramayan, bir de söylüyorum. Geleceğini, bak yatıyor. Gelecek şudur, haşir meydanına kadar. Ki bizim gelecektir. Kabir de gelecektir. Ama haşir meydanı gelecek değil, bitti. O zaman bitti. Ahiret oradan başlıyor. Şu anda kabirde olanlar ahirette değiller. Alemi berzahtalar. Korku kimde oluyormuş? Geleceğini geçmiş ile dolduramayan veya geçmişiyle sıkılanlara musallat olur korku. Geleceğini dolduramayan veya geçmişinden sıkılan, geçmişinden rahatsız olanlarda korku olur. Mesela şöyle diyeyim. Ya ben bir hafta önce bir kilo içki içtim. Ulan çok üzülüyorum. Keşke bir teneke içseydim. Böyle bir üzüntü yapmaz. Peki ne yapar? Ulan keşke içmeseydim. Ha, geçmişine üzülenin geleceği korkulu olur. Peki geçmişini yapalım. Elhamdülillah. 3 gün önce kaza namazıma başladım. Ulan 3 gün devam ediyor be. Çok güzel ya. İyi bir rolantiye girdi. Çok iyi bir karar verdim. Ulan Kur'an öğrenmeye başladım. Epey de çıktım ama ha. Ne kadar oldu? 1 hafta oldu. Bu senin geçmiş değil mi 1 hafta? Hop önüne atıldı. Şimdi ondan gurur duyuyoruz. Ne yapıyorsun biliyorsun? Aslında şu. Elime bakın. Dağcıyım. Çengelin şey var. Demir. İp var elimde. Çeviriyorum dağa çıkacağım. Bir fırlattım. Dağa takıldı. Tamam. Hadi bakalım. Tutundum oraya. Şimdi dağa tırmanabilir miyim? Tırmanırım. İşte bu ip. Yani yaptığımız karar, yaptığımız ameller aslında ileriye atıyoruz. Attığımız şey tutunuyoruz. İleri atılmasının sebebi tutunmak içindir. İlerisine kanca takılmazsa sen daha zor tırmanırsın. Korku o demek işte. Kanca takılmadı. Amel yok. Geleceğini geçmişiyle dolduramayan veya geçmişiyle sıkılanlara musallat olur korku. Ama sen bunu tövbeyle ifna edebilirsin. Bu tür haller yani korku cinsinden olanlar aynı anı güzel yaşamak için şimdiki zamanda olanları vasata kayabilmek verilmiş. Koyabilmek için verilmiş. Yoksa hayatını zehir etmek için değil. Yani peki korku niye verilmiş? Bu Allah böyle niye takmış? Ameli sorgulattırıyor. Yani amelin doğru mu yanlış mı? Benim geçmişim doğru mu yanlış mı? Bir sürü korkularım var. Demek ki bayağı yamuk yumuk geçmiş. Çünkü geleceğin boş. Veya geleceğine tutunamıyorsun. Geleceği neydi? Geçmişlerin.
Hani yaptığımız amelimizi göreceksin, Allah demiyor mu? Göreceksiniz. Göreceğimiz şey gelecek değil midir? İşte ya geleceğimizi geçmişiyle dolduramayan veya geçmişiyle yüzleşmeyi istemeyenlerde Allah bir alamet koymuş, korku. Korku niye koymuş? Diş ağrısı var. Ne demektir? Arıza var, çürüyor, git tamirci. Arabanın alarmı var, kemer takmadın, kemer tak diyor. Arabanın ibri aşağı inmiş, mazot ve hararet çıktı diyor. Korku da geçmişini düzelt diye verilen bir sistemdir. Kötü bir şey değil. Sinyal ya. Geçmişin iyi değil, düzelt onu. Bir misal vereyim, yani yanlış anlamayacaksınız diye. Başımdan geçen bir hadiseyi anlatacağım. Adıyaman'dan geliyorum. Uçakla. Bu iş yeni. Kaç gün oldu? Bir hafta oldu mu? Yok. Bir hafta. Uçak çok fena bir yere türbülansa girdi. Bak bir bağırtı oldu ama bayağı bağırtılar oldu ama bir tanesi çok fena. Bir tane kadın vardı böyle 40 yaşlarında bir şey. Çok fena. Ve türbülanstan çıktığı halde devam ediyor türbülans ama bağırmaya o şekilde değil ama bayağı korkuyor. Neyse o hostesler şey yapana kadar yani sakinleştiremiyor. Bak şimdi başıma geçeni anlatıyorum yani realiteden bu. Kalktım gittim beyefendi oturun dedi hostes. Ben gidiyorum ya orada koltukta beyefendi oturun. Hani, hiç ses yapmadı. Gittim. Kadının yanına gittim. Tam da koridorun şeyinde oturuyor. Galiba 4A şey. 4C. A, B, C. Tam bakayım. Çömeldim. Etrafta bakıyor. Küllah da var. Beni tanıdın mı dedim. Korkuyor. Yok tanımadım. Korkma. Ben hocayım dedim. Deyince... Korkma. Ben hocayım. Seni götürürüm. Ha? Bu sefer durdu. Bir güven olsun. Evet hocam dedi. Dedim bak. Benim İstanbul'da çok mühim sohbetim var. Derse gidiyor. Çok mühim bir sohbetim var. O insanlar beni bekliyor. Allah onları mahcup etmez. Onun için benim oraya gitmem lazım. Dinliyor. Böyle nasıl bakıyor biliyor musun? Böyle solta sağa. Onun için bu uçak düşmemesi lazım. Çünkü ben gitmem gerekiyor. Benim yaşamam lazım. Nasıl ilişiyorlar bu uçak? Bir görsen ya. Benim dedim gitmem lazım. O konferansı, semineri vermem gerekiyor. Ve namazı da ben kıldıracağım. Allah'ın izniyle. Onun için bu uçak gitmesi lazım. Onun için ben ölmemem gerekiyor ve uçak düşmemesi gerekiyor. Onun için merak etme ben de bu uçaktayım. Düşmeyecek bu. Korkma. Sakinleşti. Formatı değişti. He? Formatını değiştirdim. Korkutan kimdi? Seni korkutan şeytandı. Sen ölümden korkmuyorsun biliyor musun? Ama uçaktan. Hayır. Uçağın düşmesinden korkmanın sebebi ölümden korkuyorsun. Aslında ölümden de korkmuyorsun. Geçmişindeki yaptığın kötülüklerden korkuyorsun. Bu sefer korku ağlamaya inkılap etti. Nasıl ağlıyor? Ama o gülenler de hepsi kafayı indirdi. Bak uçaktan korkan düşmesinden korkar. Düşmek ölümden korkar. Ölüm de günahından korktuğu için. Günahından korkan ölümden korkar. Ölümden korkan uçaktan korkar. Bunları da söylediniz mi? Dedim tabii. Hepsi dinliyor. Öyle deyip de çekip gider miyim? Tam ekmek param çıktı yani. O en az 10 dakika anlat. Ben bir fırsat oldu. Ve hostesler dinliyor. Hepsi. 4C'ydi ya. Hepsi dinliyor inan. Başladım bunları anlatmaya. Korku nedir? Zaten bana bir player lazımdı. Bir düğmeye basılması lazım. İnan 15-20 dakika fazla sıkmayayım diye. Ve nurları tanıyan bayağı oldu orada. Hepsi diyen. Ondan sonra... Ben geçtim, oturdum. Kadın kalktı, geldi. Yaptığına bakın. Ben Hizbul Kur'an okuyordum.
arkadaydım. Geldi, o kadın, tanımadığım kadın geldi, kafamı okşadı. Böyle yaptı, tekrar gitti. Ondan sonra hiç alakası olmayan o orta taraflarda mıydı neydi bir tane kadın valiz almaya şey yaparken geçerken dedi ki hoca efendi durur musun? O da üniversiteye galiba şey. İlk önce Allah'a sonra sana söz veriyorum. Bu benim hayatımda bir dönüm oldu. Namaza başlayacağım. İnşallah. O da dipte aşağıda oldu. Tabii anlattım tabii. Hayatı doldurulması gereken hayat tercihlerledir. Hayat hep tercihtir. Derse gelir mi gelmeyeyim tercihtir. Dinleyeyim mi dinlemeyeyim tercihtir. Hayat hepsi kendisi tercihtir. Tercihlerle dolu. Rahat istiyorsan rahatını terk et. Dünyadaki o rahatları, o dediğimiz sıfatı terk etmen lazım. Çoğu insan rahatını, rahat bulmak için rahatını kaybediyor. İnsan tercihleriyle kendini kurar. Evet, aynen öyle. Hep tercih. Hayat hep tercih. Mesela ölecek miyim, ölmeyeceğim? Öleceğim canım, rahat et. Bu kesin. Ha, peki, iyi ölüm, kötü ölüm. İyi ölmek istiyorum. Tamam. İyi ölmek için iyi iş yapacağım, kötü iş yapacağım. Hayır, iyi iş yapacağım. Böyle bir hep şıklandır. İyi işlerin içinde en şey namazdır. Namazı kılayım mı, kılmayayım? Kıl. İşaretle böyle bir liste yapmıştım, kaybettim bir ara. Böyle hayat tercihlerle doludur diye tercihleri yaptım. A şıkkı, B şıkkı, A şıkkı, B şıkkı, A şıkkı, B şıkkı. Sıkıldığım zaman bakardım, ha bunu yapmam lazım. Her zaman hayatımı yeniden kurup mahkemeye sorgulamıyordum. Kağıdı çıkartıyordum, tak tak tak. Yapılmış zaten. Ben bu dünyada mıyım, değil miyim? Bu dünyadayım. Bu dünyada mutlu olmak istiyorum, olmak istemiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorsam şu dünyanın sahibinin rızası doğrultusunda veya rızasının dışında yaşayacağım. Hem bu dünyada başkasının evindesin, hem ev sahibine muhalefet edeceksin, hem evde huzurlu olacaksın. Böyle bir şey olur mu? Geldim eve. Vallahi tam bana yemek verdin. Hey, sokaktakileri çağırıyorum. Gelsenize, pilav var, bilmem ne var falan. Lan evin ev sahibi müsaadesi var mı? Veya vallahi bu tabağın, bu pirincin nasıl tabana yapıştığını görmedim diye fırlatsan, ev sahibi ne yapar? Sen bir daha davet eder mi buraya? Şimdi neden şey geldi? Rize'de, bizim köyde çocuklar oynuyorlar bizim o şeyin, okulun bahçesine. Çocuk, tam oradan geçiyorum, yukarıdan aşağı iniyorum. Çocuklar mı geldi? Hocam bir şey sorabilir miyiz dedi. Sorun dedim. Ya çocuk dedim, ortak bu çocukları. 12-13 yaşında. 13. 13 yaşında. Hem top oynuyorum, şey yapayım. Ya dedi, Allah dedi, Allah bizi yarattı, bizi cehenneme niye koysun dedi ya. Koyar mı dedi ya. Allah kullarını koymaz değil mi hocam dedi. Koymaz tabii ama dedim, bir şey diyeyim size dedim. Ne oynuyorsunuz dedim. Top oynuyoruz. Peki dedim, bir tane oyun arkadaşınız aldınız. Her oyuna girişte oyun bozancılık yapıyor. Müzikçilik yapıyor. Herkesin moralini bozuyor. Kaç kişisiniz dedim. 7-7 kişiyiz dedi. 7-7 top oynuyorlar. Aranızda bir tanesi 13 kişinin moralini bozsa. Ama her oyunda. Daha bunu oyuna alır mısınız dedim. Almayız dedi ya, oyunu bozuyor. Allah da bizi buraya getirdi. Bazıları oyunu bozuyor burada. Herkes huzursuzluğa sokuyor. Allah tekrar bu insanların bulunduğu cennete bunu sokar mı? Bu oyunu almaz daha. Çünkü oyun bozuyor. Tamam. Oyunu bozanı kardeşim bir denedin. Allah Resulü diyor ki Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ya Resulallah, ahmaklık nedir? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. İlaç içtin. Hasta etti. İçme kardeş. Bir kitap okudun. Vesvese verdin. Okuma kardeş. Bir şey seyrettin. Huzursuzluğa seyretti film. Seyretme kardeşim. Aynı delikten iki defa ısırılır mı ya? Acayip bir şey. Adama diyorum ki, yani ömrüm böyle geçtiği için, siz bildiğin için tahminen, almaya da huzursuzum dedi hocam. Lojmana geldi, dershaneye geliyorlar vesaire. Söyledim. Ondan sonra sabret dedim, az sonra bitecek. Bunları oku. Hizbul Kur'an oku. Namazın vaktinde tesbihatını yap. İnternet, televizyonlardan uzak dur. Yani eline sorgulanmamış
bir din alimi, yani dinden, edili-i şeriden geçmemiş bir kitabı okuma, seyretme, yapma kardeşim, bu böyledir. Sistem böyle çalışıyor. Herkese rağmen bu kaynak çalışıyor. Yapma. Çünkü yaptıklarının neticesini görüyorsun. O zaman yaptıklarını sorgula işte. Onun için zaten bu sıkıntı. Tamam dedi. Düzeldi. Rahatladı. Bir sene sonra mı, 6 ay sonra gidince tekrar o şehirden geldi. Hocam dedi, dediğini yaptım dedi. Çok iyiydim. 3-4 aydan beri çok kötü. Bıraktın mı yoksa? Ya düzeldim, daha gerek yok dedim diye onun için bıraktım. Hizb-ül Kur'an'ı onun için bırakmış. Hangisi kaldı dedi. İşte namaz. Bakıyorum dedim, Müslüman'da namaz da yok. Kılıyorum dedi. Lan sabah kılmıyorsun, bak gözüküyor. Ya dedi, kılamıyorum falan. Ne kılamıyorum, hiç kılamıyorum yok. Ne bas, hiç yok. Hocam falan. Bak nasıl düzeldim diye namazı bırakmış. Hizb-ül Kur'an'ı bırakmış. Sohbeti gitmeyi bırakmış. Ya ne demek istiyor? İnsan bu kadar zalim ancak kendisine bu kadar olur. Bu kadar zalim olur yani. İnnehu kâne zaluman cahula. Bu kadar olur yani. Bu kadar cahil ve zalim bu kadar olur yani. Acayibime gidiyor. İnsan, ya bazen de şaşırıyorum Allah'ın hikmetine. Bu kadar ruhu bozmak istiyoruz ama bozulmuyor ya. Ha bu kadar sağlam bir cihaz olur mu? Ruhu bu senele 30-40 seneden beri ruhu bozmayla uğraşıyoruz, hala bozulmadı. Nerede biliyoruz? Dağıtlamadım bak, intihar etmedi. Acayip bir şey ya. Bir şey hatırıma geldi de. Bu dersi yapıyorduk böyle. Ruh hala bozulmadı dedim. Bir tanesi fırladı orada. Helal olsun benim Allah'ıma dedi. Allah Allah. Yani Allah yaptı ya. Dedim Allah ne biçim sanat yapmış ya dedim ya. Ne kadar harika bir cihaz yapmış. Ruh dedim. Helal olsun benim Allah'ıma dedi. O da bir tanesi. Neler rastlıyorum. Başka bir tanesi vardı. Allah'ı anlatıyorum öyle. Ama Allah hakikaten Allah hoş bir şey. Girdik biz de koridora demek ki. O da başladı. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Başka bir tanesi de. Ey Allah'ım, ben böyle bir görsem de sarılsam seni bir öpsem. Tabii ama o anda millet aynı sizin dediğiniz gibi estağfurullah dedi. O anda ben eli kaldırdım. Ya Rab, zirve yapan şu anda şu Ahmet amcanın imanının hatırına hepimizi affeyle. Ve rahmetlidir şu anda Ahmet amca. Bakırcıların üstünde pazarda o uzun boylu. Sen belki o dönemi yaşamadın. Ahmet amca demişti. Ya Rabbi zirve yapan imanının hatırına hepimizi affeyle. Yaşa göre haletler avcı gibidirler. Manaları yakalama özellikleri ayrı ayrı olur. Yani 33 yaşında olanın avcı hisleriyle 63 yaşında olanın avcı hisleri çok ayrıdırlar. Konuşmaları da o tipten olur. Yaşlar, yaş demek av demektir. Avcı demektir. Manaları, okunan dersleri, Allah'ın sunduğu fırsatları çok iyi kavrarlar. Çok iyi avlarlar. Yaş avcı gibidir. Bunları inanın hep böyle haletime göre yazmışım. Doğruysa kabul alın, doğru değilse gönderin. Çünkü Risale'nin kendisi değil ki bedeli olsun. Reddetmenizde hiçbir mesuliyet yoktur. Ben haletimi dile getirdim, sizinle paylaşıyorum. Yaşa göre haletlerimin avcılığı farklıdır. Yani 30 yaşında avladığım manaları deftere kaydetmişim. Hani defterim biliyorsunuz çok. 40 yaşındakilere bakıyorum aynı mevzuya çok farklı mana yakalamış. 50'de çok daha tuhaf. Yani haletler çok önemli. Bugün doğru dediğinizi yarın yanlış demenizin sebebi bu. Bugün dünkü yanlışlarınız bugün doğru olmasının sebebi bu. Yani ne olur şu söylediğime bir kulak verin ama sorgulamayın. 5 sene önce, 10 sene önce, 7 sene önce yaptığın kararı bugün getirip de mahkeme kurma. Keşke deme. Çünkü niye biliyor musun? O zamanın verdiğin karar bugün yanlış gözükmesinin sebebi bugünün senin yaşın, kültürün, eğitimin, bilginin değişimindendir. O zaman o karar o zaman doğruydu. Doğruydu. Yanlış gözükmesinin sebebi o olayı bugün sorgulamandan kaynaklanıyor.
bugün yanlış demeni için ayrıyeten bilgin arttı. O zaman o yoktu ki. O zaman doğru oydu. Onun için keşke deme. Günahlarından ise dünyadan tövbe et. En bahtiyar odur ki diyor Mesnevi'nde, dünya umurundan kaybettiğine mahzun, kazandığına memnun olmaz. Çıtlaşmaz ya. Dünya umurundan, dünya işlerinden ya keşke olan arsa yapsaydık. O fabrikayı kaçırmasaydık. O dükkanı şöyle yapmasaydık. Pişman olma. En bahtiyar odur ki dünya umurundan, dünya işlerinden kaybettiğine mahzun olmaz. Tamam. Kazandığına da yerlere göklere sığmamazlık yapmaz. Maldır işte. Bugün okudum, denk geldim hadiste. Ölüm anı nereden geldiyse ben şeylerimi, dairemi yerleştiriyorum. Ölüm anı geliyor. Dört yerden melekler yolu tutarlar. Ayaklar parmak uçlarından, sağ sol, el parmak uçlarından daha çıkamaz. Hiçbir yer kaçamaz. Ruh çıkartmaya çalışıyorlar. Ondan sonra neyse, zalimse ruhunu tam çıkarırken bırakıyorlarmış. Yay gibi. Tekrar içeri giriyor. Çünkü ruh çıkmak istemiyor. Nereye gideceğini biliyor. Azap çekiyor. Ondan sonra tekrar sıkıp alıyorlar. Tam alacaklar. Ya şey, lastiği bırakıyorlar tekrar. Böyle azap çekiyor. Neyse en son alıyorlar. Ondan sonra bunu tutuyorlar ibret alem. Cesedine baktırıyorlar. Ve cesedinin etrafındaki varisler, hatta sevmediği insanlar bile malı pay ediyor. Bak dedi. Bak malını, bak kim yiyor. Vermediklerin seni yiyor. Vermediklerin seni yer. Biraz önce derste başını okudum ya. Vermeyenlerin vermedikleri o şey de bitti, kendileri de bitti. Ama verenlerin verdikleriyle kendileri de hay oldu. Ruhu çıkartıyorlar o şekilde. Bak diyor sevmediklerine, benim dediklerim onların oldu. Tutuyorlar böyle. Senin de diyordun değil evet. Mi? Umar'a mı çıkıyor? Evet. Ondan sonra böyle kendisini yırtarak şey yapıyor ama iş işten geçmiş. Ezeli ve ebedi olarak iş işten geçti. Ezeli ve ebedi. Bir daha deneme şansı yok. Onun için hayatın tekrarı yok. Hayatın provası da yok. Hayatın tekrarı yok. O zaman mesela ama abi dünkünü bugün bir daha yapayım. Dünkü değil o artık. Bugün de yeniden yapıyorsun. Nerede kullanıyorum ben bunu psikoloji? Abi ben travma geçirdim. Gene sıkıntı geldi. Hayır. O geçmiş değildi. Bugünkü yenidir. Hayatın tekrarı yok ki sıkıntının tekrarı olsun. Peki dünkü sıkıntını bugün tekrar etmesinin sebebi düşüncelerdir. Düşündüğün için o var. Düşünmesen o yoktur. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Devam ediyorum. İnsan en çok ne ile meşgul oluyorsa onu konuşur ve konuşma ihtiyacını duyar. Mesela hep maçı seyreden adam, ne konuşacak? Ya Ayet-i Kübra'da şöyle yazıyor, ahiret şöyledir der mi? Çok tuhaftır. Ben birkaç defa rastladım. Akrabalık münasebetinden dolayı. Eniştemin evine gidince. Ben içerideydim ablamla. Onlar maç seyrediyorlar. Maç bitti. Biz de hemen kaynaştık, içeride oturduk. İnanın bana. Hayret, ben ilk defa görüyorum. Ömrümde ilk defa görüyorum. Maçı beraber seyrettiler bunlar. Beraber seyredenler maçı birbirlerine anlatıyorlar. Hayret içinde kaldım. La aynı seyrettiler. Bize anlatmıyorlar ha. Biz zaten dinlemiyoruz. Dinlesek zaten orada olurduk. Hey abi öyle mi? Doğrusun mu? Aslında şöyle yapıyor. Doğrusun mu? Şöyle dedi bana. Allah Allah. Ben biraz ibretçiyim ya. Çaktırmadan ablamla konuşuyorum ama çaktırmadan seyrediyorum ve bak gündemliğime getirdi. Bana ne kadar etki yapmış ki burada konuşuyorum. La bilmeyeni anlatmıyorlar yani. Bir aynı maçı aynı bir saatte beraber seyrettiler. Kapatıyorlar. Sonra niye böyle oluyor diye sordum kendime. O maç seyrederken bir sıkıntılarını bastırdılar.
Sıkıntıyı bastırmak. Şimdi gene sıkıntı başladı. Meğer konuşmak için o malzemeyi aldılar. Sabahtan akşama bunu gevezelik yapacaklar. Ne konuşacaklar peki? Vallahi gittim bilmem ne yaptım bitti. Ha dün akşama seyrettiler. O çarşıya gir o falan. Aynı seyret, aynı odada seyredenler konuş ne yaptı? Yatana kadar konuşacaklar. 1,5-2 saat ne sürdüyse. Sarhoşluğu devam etti. Tabii ettirmek için. Bunlar benim tuhafıma gidiyor. Belki siz devamlı görmüşsünüzdür etrafınızda ama benim garibime gittiği için kaydettim. Allah kimseyi çıkmaz yola koymasın. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilemezsin. Buna, bu şu cümleye de dikkat edin. Sabretmeyi ve Allah'tan gelene razı olmayı ve hırsla yola çıkmamayı, intikam için değil, doğruyu yapmak için yola çıkmayı öğrenmen lazım. Arabayı sürmek bir eğitim işi olduğu gibi, öğrenilen bir şey olduğu gibi, sabretmeyi öğreneceksin, çile çekmeyi öğreneceksin, razı olmayı öğreneceksin, hırsla yola çıkmamayı öğreneceksin, intikam almamayı öğreneceksin. Öğrenilen şeylerdir bunlar. Doğasından mısır gibi patlayan bir şey değildir. Bunlar eğitim işidir. Öğrenilen şeylerdir. Öğrendikten sonra otomatik olarak olur. Arabayı ilk öğrenirken hatırlar mısınız? Debriyaj freni hep düşünürdük. Ha nereye basayım falan. Şimdi arabayı sürüyoruz. Arabadan bile haberimiz yok. Debriyajdan hiç haberimiz yok. Yanımızdakiyle sohbet ediyoruz. Arabayı unutuyoruz. Usta şoförler arabayı unuttu. Sebat neymiş biliyor musunuz? Sebat, külliyattan. 302 şu anlarda otobüs numarası değil mi? Oradan aklınıza kalsın. Türkiye'nin ilk şeyler arası otobüslerinden, o eskiler hariç de yeni böyle, 302 vardı Mercedes. Oradan kalsın, şu anlar 302'de. Münafıkların ve zındıkların planını ne bırak, akım bırakmış? Sebat ve metanetini. Sebata baktım, ne çıkarttım biliyor musun? Sebat, şu demek, sebat, yolu sen tercih etmiyorsun, yol sana netleşip yol gösteriyor. Sebat edene yol açılıyor. Bulunduğun yerden yol açılıyor sana. Sebat da o. Bilmem alabeyim. Yani sen yolu tercih etmiyorsun. Çünkü yollar karışık. Aa, ne yapacağım bilmiyorum. Sebat et dur. Sebat et. Bir bakacaksın ki tamamen her şeyin bittiği yerden bir şey başlıyor. Mesela bir yer diyorsun ki her şey bitti. Her şey bittiyse yeni bir başlangıç demek. Geçen bir tanesi arıyor. 10 gün oldu. Abi çok sorunluyum. Çok sıkıntılı. Abi kuyuya düştüm abi. Dur lan dur. Tanıdım. Hayırdır bizim oğlum. Abi kuyudayım. Ben de ne bekliyor? Teselli bir şey söylememi değil mi? Dedim ki Recep. Buyur abi. Bak bakayım o kuyuda mısın? Kuyudayım diyor ama abi anlamıyor musun ya? Kuyudayım. Bir bak hele kuyuya aşağı doğru. Daha gidecek yerin var mı? Abi dipteyim abi ya anlamıyor musun? Recep ben aşağıda yer olsaydı biraz da in diyecektim. Dibe kadar inmen lazım. Eğer dipteysen sıra çıkmakta. Öyle mi abi? Ses değişti. Eğer gidecek daha dibi yer yoksa sıra çıkmakta. Çünkü o yüzden iniyordun. O yüzden inene bir anda çık denmez. Duraklamasını söyleyecektim. Eğer hakikaten inmişsin dibdeysen duraklamışsın. Sıra çıkmakta. İnne mal usri yusra. Ayet-i kerimin mealini söyledim. Her inişten sonra bir çıkış. Her çıkıştan sonra bir iniş vardır. Abi çıkacak mıyım? Evet. Şimdi sıra çıkmakta. Ama bir bak dedim yanlış olmasın. Daha gidecek yer varsa dibe doğru biraz da git dedim. Yok abi dedi hakikaten yok dedi. Acayip bir şey. Telefon kapattıktan sonra demiştim. Ulan ne manyağı rastladık ya. Enfusi manaların gelmesine birinci şart iç yapılanma. İşten böyle manaların senden doğmasını birinci şartın
haramları terk, helal olanlara azami dikkat, asla aleminde haset etmemeye, intikam almama, sabır, bu cins arkadaşlarla beraber olma, zahiri manalara hakim olma, ehilleriyle mutala etme, fahr, gurur ve kibir gibi insanı zehirleyen asitlerden uzak durma, dünyanın işlerine, detaylarına girmeme, yol haritan yani plan ve projelerini netleştirmen, hedefin net olması, şükür ve hamd mesleğinde yürüme, dava arkadaşlarına naz yapma, yaptırma. Bir de okuyayım bunu. İç yapılanma, içteki manaların doğmasını istiyor musunuz? Dogmatik. Hani Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey ashabım ilim yapmadan ilim isteyeniniz var mı? İlim yapmadan ilim olur mu? Haşa şey mi söylüyor? Takvanızı kuvvetleştiriniz. Takva demek, günahları işlememek. Kafanın, beynin çalışması şudur. Haramları terkle çalışır. Kalp zikirle, evratla, fiille çalışır. Kafaya haramlarla meşgul etmesen kendi doğasından manaları çekecektir. Mıknatısa kimse mıknatıslık yüklememiş. O demiri çekecektir. Ağaç nasıl yağmuru çekiyorsa kafamızdaki mertebeler tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, 7 mertebe dima hepsi kendisine uygun alemden çünkü irtibatlıdır. O alemlerle irtibatı kesen haramlardır. Sen haramları kesersen bu diman mertebeleri o alemlerle irtibatlanıyor. İşte bir daha okuyacağım şimdi. İç doğmalarını yaşamak istersen, içten manaların hop 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 kaynamasını istiyorsan, yani enfusi manaların sana gelmesini istiyorsan, şunlara dikkat et. Okuyorum bir daha. Bir, haramları terk. Helal olanlara azami dikkat. Asla aleminde haset etmeme, intikam almama, sabır, bu cins arkadaşlarla beraber olma, enfusçilerle beraber olma, zahiri manalara hakim olma, enfuse yürebilmen için zahiri manayı bitirmen lazım. Ehilleriyle mutala etme, fahr, gurur ve kibir gibi insanı zehirleyen asitlerden uzak durma, bunlar diman asitidir. Dünyanın işlerine, detaylarına girmeme, yol haritan yani plan ve projelerini netleştirmen, hedefi görmen lazım. Ey kalan arkadaşlar, size söylüyorum, hasretin size. Bir sene sonraki hedefiniz net olması lazım. Nerede olmak istiyorsun? Bir sene sonra nerede olacaksın? Onu bilmeyen yürüyemez. Onu görmen lazım. Şu anda masanda kaç tane planım var? Şu anda benim cisim bitecek. Suret okuyacağım. Suretle cismi kaynaştıracağım. Sonra o timsal vesaire şunlar. Yani en az bir sene sonra ben mana itibariyle şurada olacağım. Bekliyorum. Uçak bu kaptan öyle diyor. İnşallah demiyorlar ama ben ekliyorum. İnşallah işte 13.40'da Deccal Havalimanı'nda olacağız diyor. Tamam mı? Yani hedef belirliyor. Hedefi olmayanın yürümesinin mantığı yoktur. Bir sene sonra, en az size söylüyorum, bir sene sonra nerede olmak istiyorsun mana ve mane? Eğer biraz daha şeyiniz varsa, iki senelin hedefin olacak. 3 sene hedefiniz olacak. Daha böyle bakanın 5 sene sonra hedefini görmesi lazım. 5 sene sonra ben nerede olmak istiyorum? Niçin böyle diyorum biliyor musunuz? Unutmayın bunu. Neyi düşünüyor ve nereye bakıyorsanız ruhen oradasınız. Hayal ettiğiniz, düşündüğünüz neyse onun içine giriyorsunuz. Şehveti hayal edin, onun içindesiniz. Öfkeyi, gadabı hayal edin, onun içindesiniz. Balon gibidir. Hedefinizi görüyorsanız oradasınız. Ve rahatsınız. Bir misal söyleyeyim. Unay, orada uçakta söyledim de, şimdi de söyleyeyim.
Dedim ki, kardeşim seni dedim kim karşılayacak, kimsen var mı orada? Zannetti ki yani kimsesi yok falan. Babam karşılayacak dedi. Ne yapacaksınız dedim babanla? Almaya gidiyoruz dedi. Tamam yarın. Şimdi dedim seni kim karşılayacak? Adıyaman'da bak geliyoruz. Baban. Ben sana dediklerimi bir yap dedim. Herkes de dinliyor. Tamam. Şimdi gözünü kapa. Uçak ha. Aksaray'ın oralardayız. Gözünü kapa. Kapattım dedi. Şimdi sen uçaktan indin. Valizini de aldın. Tamam. Al onu. Al. Hayal et. Al. Hayal değil aslında. Tamam. Oraya taşınıyorsun bedenen. Aldın. Çık dışarı çık çık. Babanı görüyor musun dedim. Bak karşılıyor. Görüyorum dedi. Baban sarıl 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 sarıl. Hah öyle dur. Sarıl. Hah. Neyi hayal ediyorsanız oradasınız. Bak uçak bitti. Seyahat bitti. Neredesiniz oradasın. Artık korku olmaz. Neticeye odaklanın. Oradasın. Niçin? Aklın aptallığından istifade ediyoruz. Aklın şöyle bir zaafı var. Bitireceğim dersi. Akıl gerçekten gelen resmi manaları ile hayal ile düşünce ile gelen şeyleri hiç ayırt edemez. Ha hayal ile bir fotoğraf hayal edeyim. Ha gözümle ben bu çiçekteki fotoğrafı alayım. Akıl için hiç fark etmiyor. Hayal ile gelen resim ile gözden gelen resim aynıdır akıl için. Akıl çünkü bir alettir. Onu analiz edecek yapısı yok. Bundan istifade ediyoruz. Akıl onun için bir alettir. Bu. O zaman hayal ettiğin bir o babanla sarıl 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 akıl için realitedir. Peki ne işe yarayacak? Akıl böyle inanıyorsak inanmak özelliğidir, böyledir. Akıl nereye inanıyorsa vücuttaki bezler öyle salgılama yapar. Yani vücuttaki sindirim, sistem akla bağlı. Yani vücut diyemez ki ben başka havadan vuracağım, akla uymuyor. Öyle bir şey yok, babasıyla sarılmamıştır. Mide kasları, mide bezleri, tükürük bezleri, beyindeki o efendim serotonin maddesi, şu maddeyle bezler... Ben salgılamıyorum öyle bir lüksü yok. Akıl nereye inanıyorsa bezler öyle aktif olur. O zaman akılla biz malzeme veriyoruz. Realiteden değil hayalle veriyoruz. Onun için hayaliniz neredeyse siz oradasınız. Gençsiniz söylüyorum. Bir misal için söylüyorum. Öfke veya şehveti bir şey hayal ettiğiniz zaman vücuttaki hormonal sindirim sistemi, kas ve lifler, organlar değişiyor mu değişmiyor? Hani hayaldi? Aynı gerçek gibi oluyor mu olmuyor mu? Rüyada olan gerçek gibi değil mi değil mi? Uyandığın zaman gusül abdesti alıyorsun. Hani hayaldı. Uyandığın zaman terden su oldun. Köpek seni kovalıyordu. Hayal hayal değil. İsmi hayal. Ondan sonra bitti. Çünkü saatimiz geldi vardı ama. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.